Güneşin üstündeki devasa bir leke giderek büyüyor ve dünyayı işaret ediyor ama henüz endişelenecek bir durum yok. Dikkatleri büyüyen lekeye çeken çok sayıda haber, korkmak için bir sebep olabileceğini öne sürdü. Leke, 24 saat içinde iki katına çıkarak çarpıcı bir şekilde büyümüştü ve yoğun bir radyasyon patlaması yayabilirdi. Fakat Güneş'teki hava koşulları aslında nispeten yumuşak. Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi uzmanlarına göre, Güneş'te büyük bir parlama beklenmiyor ve son günlerde böyle bir ölçüm olmadı. Aslına bakılırsa, kuruluşun uzay hava koşulları güncellemesi de, kayda değer bir aktivite göstermiyor. Bu güncellemelerle olası radyo kesintileri, güneş radyasyonu fırtınaları ve jeomanyetik fırtınalar takip ediliyor. Ancak etki yaratacak kadar, kayda değer bir hareket gözlemlenmedi. Güneş'teki olası hava olaylarına dair endişeler, nispeten yüksek çünkü Güneş, döngüsünün özellikle aktif bir döneminde. Önümüzdeki yıllarda elektronik ekipmanımızı ve iletişim teknolojimizi vurabilecek, önemli uzay hava olayları görme olasılığımız yüksek. Bazı bilim insanları, böyle bir olaya yeterince hazırlıklı olmadığımıza ve, dünyanın olası bir tehlikeden kaçmak için, daha fazla adım atması gerektiğine dair uyarıyor. Bu endişe, özellikle de güneş lekeleri gibi unsurlarla ilgili olarak, güneşe her zamankinden daha fazla, odaklanılmasına yol açıyor. Yeni oluşan AR3038 numaralı lekenin büyüdüğü ve, dünyaya dönük olduğu da düşünüldüğünde bu, özel bir endişe ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Bu da dünyaya doğrudan çarpma olasılığı ve, büyük bir güneş fırtınasına dair bir dizi haber ve uyarıyla sonuçlandı. Fakat güneş lekeleri, dünya için sorun yaratabilecek, herhangi bir radyasyon yaymadan, güneş yüzeyinde ölebiliyor da. Ayrıca şimdilik yeni lekenin gezegenimiz için, tehlike oluşturduğuna dair belirti yok.